Hepinize merhabalar arkadaşlar. Borsa Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin de bildiği Galmez çelik konusunda öncü olan Kıraç Galmez halk arz oluyor. Videomuzda hem şirketi hem de halk arzı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeniz oldukça önemli. Videoyu beğendiyseniz ve kanala abone olduysanız hadi şimdi detaylara geçelim. Videoya her zamanki gibi sizlere hazırladığımız özet tablomuzla başlayacağız. Bu tabloyu ilk önce Telegram grubumuzda ve Twitter hesabımıza paylaşıyoruz. Linkleri açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Öncelikle Kıraç Galvaniz'in işlem kodu TCKRC. Talep toplama tarihleri 14-15 Ağustos. Lot sayısı 45 milyon lot. Arz fiyatı 24 TL. Arz büyüklüğü 1 milyar. Ama bu arz büyüklüğünün %45'ini devam eden tesis ve makine yatırımlarına, %40'ı işletme sermayesine, %15'ini finansal borç ödemelerine kullanacaklar. Dağıtım yöntemi bireysel eşit dağıtım, konsorsiyum lideri olarak info yatırım menkul değerler, talep edilecek kurumları arkadaşlar bu videoyu durdurarak sizler de burada aracı kurumlarınıza bakabilirsiniz. Eğer varsa sizler de bu halka arıza katılabilirsiniz. Kaç lot düşer kısmına geldiğimizde 30 bin katılıma 90 lot, 70 bin katılıma 39 lot düşecek. Benim tahminime göre bir önceki halka arzlara göre 90 lot talep etmeniz yeterli arkadaşlar. İskonto oranına baktığımızda %27, T1 ve T2 kullanılamaz. Taahhütlerde 1 yıl ortak satışı yapılmayacak, 1 yıl ihracçı satışı yapılmayacak ve son olarak katılım endeksine uygun değildir. Şimdi gelelim izahatnamemize. Arkadaşlar sizler de eğer izahatnameyi incelemek isterseniz veya şirket hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz direkt Kıraç Galvaniz yazdığınızda Google'a siteye ulaşabiliyorsunuz. Burada yatırımcı ilişkilerinden halka arz bilgilerine tıkladığınızda izahatname zaten karşınıza çıkıyor. Bunu hemen indirerek sizler de detaylı bir şekilde izahatnameyi inceleyebilirsiniz. Evet, bilançomuzda 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarına yer verilmiş. Burada nakit ve nakit benzeri ürünlere baktığımız 2021 yılında 68 milyon, 2022 yılında 240 milyon, 2023 yılında 85 milyonken 2024 yılında 87 milyona tekrardan çıkmış. Burada 312 milyon müşteri sözleşmesinden doğan alacaklılar diyor. Bu neydi arkadaşlar? Sen bir müşteriyle iş yapıyorsun, ürünü teslim ediyorsun, bu işten alacağın tahsilat oluyor. 2023 yılında 110 milyonken 2024 yılında 312 milyona çıkartmışlar. Stoklar 2023'te 260 milyonken 2024'te 128 milyona düşmüş. Bu ne demek? Demek ki talep var ve şirket iş yapıyor demek. Şirket istikrarlı bir şekilde dönem varlıklarını arttırmış olduğunu görüyoruz artık. Duran varlıklara baktığımızda ise 343 milyonun gayrimenkullere, 714 milyonun da maddi duran varlıklara ayrıldığını görüyoruz. Maddi duran varlıklar neydi? Yani fabrikasında tesisi, makinası vesairesi. Toplam duran varlıklara baktığımızda ise 2022 yılından 2023 yılına çok güzel bir artış olmuş. Ama şu anda yerinde sayıyor. Şimdi gelelim borçlanmaya. Arkadaşlar borçlar bildiğimiz gibi bize bir şirketin karakteristik özelliğini yansıtıyor. Kısa vadeli borçlanmada uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmını en büyük payı ayırdığını görüyoruz. İkinci en büyük gözüme çarpansa da ticari borçlar. 2024 yılında 156 milyon TL'lik bir ticari borcu varmış. Uzun vadeli borçlanmaya baktığımızda ise 319 milyonken buradaki en büyük gözümüze çarpan pay ise 286 milyonla ertelenmiş vergi yükümlülüğü. Öz kaynaklara baktığımızda ise de düzenli bir artış görüyoruz arkadaşlar. Toplam kaynaklara baktığımızda ise de 2023 yılında 1 milyar 960 milyonken 2024 yılında 2 milyar 112 milyon TL olarak açıklanmış. Benim anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizlere yardımcı olabilmişimdir. Sizlere hemen bir iki bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu izahatnameyi sizlerin daha detaylı bir şekilde araştırmasını istiyorum. Çünkü biz video uzamasın diye biraz hızlı geçtik. Ayrıca bu şirketin FK'sına baktığımızda 11,3 olarak, piyasa defter değerine baktığımızda ise de 2,7. Bana sorarsanız ben bu halka arza katılacağım arkadaşlar. Çünkü ben aldığım halka arzları uzun vade olarak tutuyorum. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlar.